Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde keçelerle keyifli bir oyuncak çalışması yapacağım. Malzemelerden bahsedeyim. Malzemeler çok basit. Dilediğimiz renk keçelerimiz var. Gözler için bu şekilde hazır gözler var. Böyle gözler kullanabilirsiniz. Veya dilerseniz dikiş yapabilir. Veya keçelerle yine gözünü, burnunu, ağzını yapabilirsiniz. Ben bugün hazır göz kullanacağım. Tavşan ve havuç yapacağım. Dilerseniz kalıplarını siz de çıkarabilirsiniz. Ben bunları Pinterest'ten buldum ve yazıcıdan çıkarttım. Bu görsellerin linkini aşağıya ekliyor olacağım. Sizler de dilerseniz bu çalışmayı yapabilirsiniz. Dilerseniz Pinterest'ten veya başka sitelerden bu şekilde kalıplar bulabilirsiniz. Ben genellikle Pinterest'i tercih ediyorum. Bu konuda Pinterest çok fazla veriye sahip. Yapıştırmak için silikon tabancası kullanacağım. Fakat sizler dilerseniz yapıştırmak yerine dikiş de yapabilirsiniz. Daha sağlam olacaktır o şekilde. Ben bu oyuncakları süs olarak kullanacağım için dikiş yapmayacağım. Ancak sizler çocuklarınıza yapacaksanız dikiş yapmanızda fayda var. Daha sağlam olacaktır. İçine doldurmak için de boncuk elyaf kullanacağım. Bunlar yastıkların içine konulan boncuk elyaflardır. Dilerseniz sizler bunun yerine pamuk da kullanabilirsiniz. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. İlk olarak kalıplarımı kesiyorum ve keçelerimin üzerine kalıplarımı çiziyorum. Keçelerimize normal ölçüsünde çizeceğiz. Fakat çizdikten sonra tam ölçüsünün dışında bir çizgi daha yapacağız. Bu yaklaşık 1 santim veya yarım santim olabilir. Bu da yapıştırma payımız olacak. Yani kalıbımızın ölçüsünden içeriye girmemiş olacağız. Kalıbımızın tam ölçüsünü çıkartmış olacağız. Yapıştırırken de kalıbımızın ölçüsünün tam dışından silikonu sürmeye başlayacağım. Yine dikiş yapan arkadaşlarım için de söylüyor olayım. Dikiş yapan arkadaşlarım da yarım santim dikiş payı bıraksa yeterli olacaktır. Net ve brüt kalıplarımızı çizdik. Şimdi kesim işlemlerini yapıyoruz. Brüt kesimini yaparken muntazam bir kesim yapmanıza gerek yok. Sadece şeklin kalıbını çıkarsanız yeterli olacaktır. Çıkardığım kalıbı doldurduğumda güzel bir şekil çıkmadı ortaya. Ben de tekrar şöyle üçgen bir şey yaptım. Yani tamamen kafama göre çizdiğim ve kalıbını çıkardığım bir şey bu. Takalım hemen. Thank you.
kulon pisliği çok oluyor. Onu da makasla veya maket bıçağıyla kazıyarak temizleyebilirsiniz. Şimdi süsleme işlemlerini yapacağım. Gözlerini takalım öncelikle. Objelerimizi birleştiriyoruz. Şuradan birleştirmemiz iyi olabilir. Yapımı oyuncağımız artık hazır durumda. Tabii ki daha muntazam olabilirdi ama yine de çok şirin oldu benim için. Şöyle de bir askı yaptım asmak için. Dilerseniz sizler bu şekilde yapıp arabalarınıza da asabilirsiniz veya çocuklarınızın odasında kullanabilirsiniz. Kullanım alanı sizlere bağlı. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tavşan kalıbımız buydu. Ve doldurduktan sonra oluşan bu şekilde. Yine aynı şekilde havucumuz da birebir kalıp. Ancak havucumuzun üst kısmı çok hoş durmadı. Belki dikerseniz daha hoş durabilir. Ben de şu şekilde üçgen bir kalıp çıkardım. Bir market markasının kangurusu var, bilirsiniz. Ona benzettim. Ben çok sevdim. Çok sevimli bir oyuncak oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, mutlulukla kalın.